arkadaşlar. Modernist, postmodernist anlamında eser veren sanatçılardan 20.si İnci Aral. Arkadaşlar hikayeyle başlamıştır edebiyatına, dünyasına. Romanlarıyla devam etmiştir. Yani arkadaşlar hikayeden romana geçen sanatçılardan birisidir. Kadın problemlerine yer verir. İç konuşma tekniğini başarıyla uygulanmış bir romancımızdır. Bak. Ölü erkek kuşlar. Geleneksel toplum değerlerini postmodern bir anlayışla sunar. İncaral postmodern. Evet. Arkadaşlar bu romanında Ölü erkek kuşlarda Suna isimli bir karakteri vardır. Ama bunu su ve na isimli çift karakterli olarak bize verir. Çift kişilikli bir verir. Geleneği kuralları sorgular. Demek ki suna ama çift karakterle anlatılacak bu suna bize. Su ve na olarak iki kişi olarak anlatılacak. Esen erkek kahraman Ayhan da terör olayları artınca yurt dışına kaçan biridir. Ve yeni yalan zamanlar serisine başlayalım hadi. Yeni yalan zamanlar yani yeşil. Arkasında mor ve safran sarıyı yazmıştır. Ve yeni yalan zamanlar adıyla bilinmiş. Demek ki yeni yalan zamanlar yeşil. Mor, safran, sarı üçünde yeni yalan zamanlar adıyla bileceğiz. Arkadaşlar burada kahramanımız Eda'dır. Eda'nın annesi vardır ve üvey babası vardır. Eda'nın annesi ve üvey babası arkadaşlar burada dinler geçirirler. Yalnız burada Eda'nın üvey babası Eda ile ilişkiye girer. Ve bu yüzden Eda da annesine düşman olur. Anne kız geçinemezler. Bunu anlatır. Yeni yalan zamanlarda olay budur. Yeşil, mor, safran sarı. Taş ve Alman anne ile Türk babanın kızının Alman kültürü ile Türk kültürü arasında kalması. Taş ve de anlatır. Anı tarzıyla yazdığı roman içimden Kuşlar Göçüyor. Anne kız ilişkisi hiçbir aşk bir ölüm ve şarkını söylediğin zaman. Hadi bakalım beraber sayalım. Bir, roman ölü erkek kuşlar. Ölü erkek kuşlar geleneksel toplum değerlerini su ve na iki çift kişilikli olarak suna üzerinden sorgular. Yeni yalan zamanlar yeşil, mor, safran sarı. Taş ve ten Burada ne anlatıyordu? Alman anne ile Türk babanın kızının iki kültür arasında kalmasını. Anı tarzıyla içimden kuşlar göçüyor. Anne kız ilişkisi, hiçbir aşk, hiçbir ölüm ve şarkını söylediğin zaman. Hadi bakalım. Bir. Ölü erkek kuşlar, yeni yalan zamanlar yeşil, mor, safran, sarı, taş ve ten. İçimden kuşlar göçüyor. Hiçbir aşk, hiçbir ölüm, şarkını söylediğin zaman. Hikayeleri vardır. Bakalım onlara. Ağda zamanı, uykusuzlar, sevgilin kızı ve ruhunu öpmeyi unuttum şeklinde çıkar. Alev Alatlı yine postmodern romanın kişiliklerindendir. Ütopik roman anlayışı vardır. Ütopik bir karakter. Bak, Yaseminler tüter mi hala? İsmini romandan ne anlatır? Eleni vardır ve arkadaşlar elinin yanında çalıştığı kişi Menos vardır. Arkadaşlar Menos Eleni'ye tecavüz eder. Bunun üzerine Eleni Arif daha sonra arkadaşlar Arif Tahsin'le evlenir ve Naci ismini alır. Ve burada Eleni iftiraya uğrar. Ve Yunanistan'a kaçar ama Yunanistan'da Türk taraftarı olduğu için öldürülür. Bunu anlatır. Ya Eleni ya da Naci'ye macera. Yasemin Ertuğrul mahalada hala da Eleni varmış. Eleni arkadaşlar Menos tarafından tecavüze uğruyor. Ve arkadaşı Eren Arif Tahsin'le evleniyor. Naci ismini alıyor. Daha sonra İstiray Yunanistan'a gidiyor. Ama orada Türk taraftar olduğu için öldürülüyor. Arkadaşlar Nuk Türkiye sağ ve sol anlayışı baz alınır. Ve burada sağ ile solun sorunun iletişim kopuklu olduğunu söyler. Sonra Schrödinger'in kedisi kabus veriyor. adıyla işkenceci ve orada kimse var mı? Zaten orada kimse var mı'nın içinden bir tanesi Nuk Türkiye'dir. Orada kimse var mı Onun içerisinde? Viva la muerta, nuk Türkiye. valla kurda yedirdim beni. Musti. Ok Musti Türkiye tamamdır şeklinde karşımıza çıkar. Pınar Kür. Yine postmodern roman anlayışındadır ve kadınların baş kaldıran yönlerini ele alarak kadının psikolojik sorunları üzerinde durur. Romanlarına bakalım. 1. Yarın Yar. Zengin bir çevreden gelen Şeyda ile Sol görüşlü Selim'in 12 Mart dönemindeki hikayesi anlatılır. Yani şey daire Selim anlatılacak. Biri zengin çevreden, biri sol görüşlü. Yarın yar. Küçük oyuncu tiyatro oyuncularının çevresini anlatır. Asılacak kadın cinsel açıdan sömürülen meleğin hikayesi verilir. Bir cinayet romanı hemen hemen en ünlü eserlerinden birisi Arkadaşlar bu iç roman tekniğine yazılmıştır. Yani küme düşünelim. Bir cinayet romanı A kümesi ise ölümün vazgeçilmez çekiciliği B kümesi. Yani romanın içinde roman var. Demek ki bir cinayetin romanı var, bir cinayet romanı var. Bunun içinde de ölümün vazgeçilmez çekiciliği iş romanın olarak geçecek. Yani roman içinde roman var. Al sana postmodernist teknik. Sonuncu Bahar Cinayet Fakültesi diğer eserleri. Sayalım. Şeyda ile Selim'in aşkını anlatacak arkadaşlar. Hikayesini anlatacak pardon. Burada yarın yarın zengin bir çevreden gelen Şeyda ile solcu bir çevreden gelen Selim. Yarın yarın. Tiyatro çevrelerinin oyun, tiyatro arkadaşı oyuncuların çevresi küçük oyuncu. Asılacak kadın arkadaşa cinsel açıdan sömürülen meleğin hikayesi. Bir cinayet romanı iç romandır. Çünkü bir cinayet roman içerisinde ölümün vazgeçilmez çekiciliği vardır. Sonuncu bahar ve cinayet fakültesi. Hadi bakalım. Cinayet. Yalan yalan. Küçük oyuncu, asılacak kadın. Bir cinayet romanı. Aslında cinayet çıktı. Sonuncu bahar cinayet fakültesi. Peki gençler hikayeleri var mı? Bir deli ağaç, akış olmayan sular. Hayat hikayeleri, hayalet hikayeleri şeklinde geçer. Burada akış olmayan suları hikayelerinden arkadaşlar kafamıza koyalım. Bir yerden gelirse hatırlayalım. Elif Şafak. 2009 yılında hepinizin bildiği gibi aşk romanıyla satış rekorlarına gitti. Strasbourg doğumludur. Hikayesi Kem Gözleri Anadolu romanlarına dikkat edelim. İlk romanı 97'de Pinhan. Tamam. 97'de Mevlana 97'de çıkan roman 98'de Mevlana büyük ödülüne layık görüldü. Ve burada kendini aramak için tekkeden ayrılıp İstanbul'a gelen bir derviş anlatacak. Şehrin aynaları mahrem 2000 yılında çıktı ve 2000 yılında basılan roman görmeye görülmeye dair bir roman sloganıyla karşımıza çıktı. Geldik buraya Bit Palas. Arkadaşlar burada Bonbon Palas adlı bir apartman dairesi var. Mezarlıklar üstüne kurulu, etrafı çöplüklerle dolu, çöp kokusu ve hamam böceklerinden geçilmeyen bir yer. İşte burada zıt kişilikli kişilerin arkadaşlar, zıt kişilikli insanların aynı apartmanın dairesindeki yaşamlarını anlatacak. Demek ki bit paras bu. Araf İngilizceden Türkçe'ye çevrildi. Farklı din ve kültürden gelip de Boston'da yaşayan gençler anlattı. Tamam. Şimdi beş beşe ortak bir roman anlayışı. 5 kişi, beş kişiyi yazdım. Biraz sonra bakacağız. O beş kişi bir kişi romana başlayacak. Arkasından ikinci kişi o romanı devralacak. Onun yazdıklarını okuyacak, devam ettirecek. Böylece beş kişi bir roman yazacak. Romanın adı beş beşe. Murat Anmungar, Faruk Ulay, Elif Şafak da bak bunun içinde. Celil Oker, Pınar Kür. Demek ki bu ünlü romanın adı beş Peşe ortak olarak karşımıza çıkacak. Baba ve Piç. Müslüman, Türk, Ermeni, aile üzerinden Türk, Ermeni sosyal yaşamı irdelenecek. Siyasit otobiyografik romanıdır. Yeni anne olan bir kadın yazarın iç hesaplaşmasıdır. Arkadaşlar yeni anne olan bir kadın yazar iç hesaplaşma içinde olacak. Buraya bakalım şimdi. Aşk Mevlana ve Şems aşkını anlatır. Arkadaşlar Ustan ve ben. Bu da İngilizceden Türkçe'ye çevrilir. Masalsı, fantastik bir romandır. Bakın ustam ve ben Cihan adlı bir kahraman üzerinden Mimar Sinan bize anlatılacaktır. Denemeleri vardır. Meczizir, Firarperest, Şemspare. Ama buraya bakın ve yavaş yavaş şunları kafamıza yazalım. Hikaye Kem Gözlere Anadolu. Neymiş hikayenin adı? Kem Gözlere Anadolu. Roman Pinhan ilk romanı. Mevlana büyük ödülünü aldı ve kendini aramak için arkadaşlar tekkeden ayrılıp İstanbul'a gelen bir derviş anlatacak. Şehrin aynaları mahrem görmeye, görülmeye dair bir roman olarak çıktı. Bom Palası palas apartmanını anlatan Bit Palas. Çöp kokusu, hamam böcekleri içerisinde, mezarlıklar üzerine kurulu bir arkadaşlar apartman. Farklı kişilikli insanlar bir arada yaşıyorlar. Farklı din ve kültürden gelenlerin bir arada oldukları bastığını anlatacak Araf. Beş peşe, beş kişi yazdı. Murat Amungar, Faruk Ulay, Elif Şafak, Celil Oker, Pınar Kür. Baba ve piç. Müslüman Türk ve Ermeni bir aile üzerinden arkadaşlar. Burada Türk-Ermeni ilişkileri irdelendi. Siyah süt otobiyografiktir. Yeni anne olmuş olan bir kadın yazarın arkadaşlar ne yapılması var burada? İç hesaplaşması var. Aşk arkadaşlar Mevlana Şems aşkını dile getirdi. Ustam ve ben Cihan karakteri üzerinden o karamanın üzerinden Mimar Sinan anlatıldı. Baştan alalım bir daha. Hikaye Kem Gözler Anadolu. İlk romanı Pinhan. Arkadaşlar burada kendini aramak için tek kadar İstanbul'a giden bir dermiş, Şehrin aynaları. Geldik buraya görmeye, görülmeye değer bir roman olarak geçen romanı karşımıza ne yaptı? Çıktı mahrem. Geldik. Bit Palas. Bit Palas deyince aklımıza mezarlıkların üstüne çöp kenarında çöp kokusu ve hamam böceklerinde zıttık fızıt karakterli kişilerin bir arada yaşamaları. Farklı din ve kültürden gelip basınla yaşayan gençlere anlattığı Araf, beraber yazdıkları beş beşi, Müslüman, Türk ve Ermeni bir aile üzerinden Türk-Ermeni ilişkileri anlatılacak Baba ve Piç, otobiyografi romandır, otobiyografiktir. Ve burada yeni anne olmuş bir kadın yazan iç hesaplaşması Siyah Süt, Mevlana Şems Aşkı Aşk, Cihan üzerinden Mimar Sinan anlatılacak Ustam ve Ben. Anlaştık. Sait Vahik Abasyan'ı. Arkadaşlar Said Faik Abasyanık aynı zamanda nerede vardır? Biri iş dünyasını anlatan eserlerde de karşımıza çıkan hikayecidir. Bak çığ tarzı durum hikayesi deyince aklımıza gelecek olan kişi. İstanbul'u İstanbul'daki balıkçıları ve yaşama sevincini anlatır. Ve bir insanı sevmekle başlar her şey derken hümanizm ve Anadolu hümanizmine merak saranlardandır. İstanbul hikayecisidir. Ve derdi balıkçılar ama Burgaz Hikayeleri beraber gidelim. Semaver sandviç. Hayatın ilk dönemindeki hikayeler. Şahmerdan. Bunda arkadaşlar askeri isyana teşvikten ne yapılmıştı? Sorun çıkmış olan. Arkadaşlar, he bir nevi arkadaşlar yadırgalan romanı lüzumsada. Mahalle kahvesi, havada bulut, kumpanya havuzbaşı, son kuşlar, alemdağda var bir yılan, az şekerli, tüneldeki çocuk, mahkeme kapısı. Hadi bakalım. Semaver, sarnıç, şahmerdan, lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, havada bulut, kumpanya, havuzbaşı, son kuşlar, alemdağda var bir yılan, az şekerli, tüneldeki çocuk, mahkeme kapısı. Semaver, sanrıç, şahmerdan, lüzumsuz adam, mahalle kahvesi, havada bulut, kumpanya değil mi? En ünlü eserleri olarak her zaman karşımıza ne yapacak çıkacak. Peki biz bu adamı aynı zamanda arkadaşlar nerede görmüştük? Biz bunu arkadaşlar aynı zamanda hani bireyin iç dünyasını anlatan eserlerde de karşımıza ne yapacak çıkacak. Ve Anadolu Hümanizmi, Hümanizm deyince aklımıza gelecek olan nelerdir arkadaşlar? Kişilerin başında ne yaparız? Gelir. Şimdi bakalım. Bak, roman anlayışına gelince kayıp aranıyor. Medarı manşet Motor, yalnız medarı manşet motoru yasaklandı ve toplandı. Bu yüzden bir takım insanlar olarak da karşımıza çıktı daha sonraki baskısında. O zaman kayıp aranıyor, Medare manşet motoru zaten kayıp aranıyor yüz temel eserin içerisindedir. Şiir var. Şimdi sevişme vakti. 25. Nezih Meriç. Hikayeciliğiyle Türk edebiyatında yer edinmiştir. Ve kadının yalnızlığını anlatır. Şiir dilini bilinçaltını eserlerinde kullanır. Yani bilinçaltı teknikleri de şiiri kullanır. Demek ki arkadaşlar hikayeciliğiyle bilinen kişidir. Bak. Boz bulanık işaretle. Topal koşma işaretle. Menekşeli bilinç, duman altı, bir kara derin kuyu, yandırma işaretle. O zaman üç eserin otomatik olarak bilelim. Neler bunlar? Boz bulanık, topal koşma, yandırma. Bir daha söyleyin. Boz bulanık, topal koşma, yandırma. Boz bulanık, topal koşma, yandırma. 12 Mart dönemini anlattı. Duman altı, menekşeli bulunç, bilinç diğeri, bir kara derin kuyu diğeridir. Peki romanından bak işaretle. Korsan çıkmaz. Topal koşmanın genişletilmiş bir hikayenin roman haline getirilmiş şeklidir işaretle. Boşlukta mavi. Şimdi bana işaretleri söyleyin. Bir, boz bulanık hikaye, topal koşma hikaye, roman korsan çıkmazı. Arkadaşlar nedir? Topal koşmanın genişletilmiş romana dönüştürmüş hal. Ayşekul biyografik romanlarıyla, hayat hikayesini anlattığı romanlarıyla Türk edebiyatında yer edinir. Ezbere gitmeyelim. Bakalım. Gerçekten Türk edebiyatında biyografi mi anlatacak? Bak. İlk arkadaşlar kadın seramikçimiz Füreyan hayatını anlattı. Füreyan. Türkan Sayılan hayatını anlattı. Türkan. Bak hepsi. Köprü. Erzincan valisinin Kemaliye Köprüsü'nü yaptırmak için giriştiği mücadele. Köprü. Nefes nefese 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar anlattı. Nefes nefese. Bak en önemli biyografik eserler hadi. İlk kadın seramikçi Füreyya anlattı. Füreyya. Türkan sayılan. Türkan. Erzincan valisinin Kemaliye Köprüsü'nü yaptırmak için giriştiği mücadele. Köprü. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'nda Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar nefes nefese al sana biyografi bak al. İlk kadın seramikçi anlattı Füreyya. Türkan Sayla, Türkan Erzim Varisi'nin Valisi'nin Kemaliye Köprüsü için uğraşı köprü ve ardından ne var? Nefes nefese Yahudileri soykırımdan kurtaran arkadaşlar. Yahudileri soykırımdan kurtaran kime anlatacak arkadaşlar burada? Türk diplomatlar anlatacak. Anlaştık mı? 26 <laughs> Şimdi yeni videoya geçmeyelim tahtayı silelim ve aynı arkadaşlar şekilde modernist, postmodernist, yeni tarz ama arkadaşlar hikayecilerden Haldun Taner'i de ben tahtayı sileyim yazayım. 26 Ayşe Kulin olsun, 27 arkadaşlar Haldun Taner olsun. Haldun Taner'den bahsedelim. Ben şu tahtayı sileyim ardından Haldun Taner'i yazalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tahtayı temizledik. Haldun Taner. Şimdi arkadaşlar modern hikaye tarzında bilindiği için bunu da buraya ekleyelim dedik. Arkadaşlar hem hikayecidir usta hem de tiyatro yazardır. Tiyatroda daha ünlüdür. Kabare tiyatrosunun öncülerindendir. Demek ki bundan sonraki ünitede geçeceğimiz arkadaşlar Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunun adı geçecek. Deve kuşu kabare tiyatrosuyla adı çok geçecek. İlk epik tiyatro olan Gece Kondu arkadaşlar. Gece Kondu'da bir kahramanlık mitosu Keşan Ali Destan'da yazacak. Frans Kafka tarzı modern hikayenin Türk edebiyatındaki öncülerindendir. Milletin müfredatında şöyle geçebilir arkadaşlar. Olay hikayesine dayalı. Olay hikayesi. Durum hikayesi. Durum hikayesi. Ve modern hikaye şeklinde geçebilir bunu bilelim. Olay hikayesi deyince dünyada gayde mapasant. Durum hikayesi deyince dünyada Anton Chekhov Rus Frans mapasant. Modern hikaye istersek Frans Kafka. Bunun Türk edebiyatındaki öncüleri olay hikayesinde Ömer Seyfettin. Durum hikayesinde Said Faik Abasıyanık. Tabii ki Memdu Şevket Esendal. Du modern hikayede de kim geçer? Haldun Taner. Yani geçer. Tamam. Yani bu adamda hiciv, yergi, güçlü gözlem tekniği hikayelerinde dikkatimizi çekecektir. Hikayelerine bakalım. Hadi bir. Şişhaneye yağmur yağıyordu. Geldik ay ışığında çalışkur. 12'ye bir var, konçinalar, Sancho'nun sabah yürüyüşü, yaşasın demokrasi, kızı saçlı Amazon. Şişhaneye yağmur yağıyor, ay ışığında çalış 12'ye bir var, konçinalar, Sancho'nun sabah yürüyüşü, yaşasın demokrasi, kızı saçlı Amazon. Şişhaneye yağmur yağıyor, ay ışığında çalış 12'ye bir var. Konçinalar, Sancho'nun sabah yürüyüşü, yaşasın demokrasi, kızı saçlı Amazon. Tiyatroda da geçecek dedik ama bir Keşanlı Ali destanı. Evet arkadaşlar onundan bahsetmiştik hani dediğimiz arkadaşlar eser. ilk epik tiyatro. Günün adamı Sersem Koca'nın kurnaz karısı, Fazili Tezhanesi, Eşeğin Gölgesi, Ayşın da Şamata gibi tiyatroları var. Tiyatroda bir de anacağımız için onlar arkadaşlar uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar ünlü kişilerden birine daha geldik. Kime geldik arkadaşlar? Mustafa Necati Sepetçioğlu. Yalnız şuraya bakın. Bak şuraya boşluk bırakmışım gördünüz mü? Yani artık Mustafa Necati Sepetçioğlu modernist, postmodernist değildir. Nedir? Bu, hani arkadaşlar bu ünite hani postmodernistlerle alakalı değil ama şöyle buram buram tarih kokan kişi Mustafa Necati Sepetçioğlu. Bak tarih ve güncel hayat anlatır. Eserlerinde buram buram milli bilinç vardır. Arkadaşlar Malazgirt Savaşı'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar olan süredeki tarihi bize verir. Modern Dede Korkut olarak bilinir. Bakın Osmanlı'nın kuruluşunu anlattığı konak, çatı, üçler, yediler, kırklar. Konak, çatı, üçleridir, idrak, Osmanlı'yı kurduk. Düzmece Mustafa isyanı ebem kuşağı. Çanakkale Savaşı ve bir Çanakkale geldiler ve iki Çanakkale arkadaşlar. Çanakkale 2 gördüler, Çanakkale 3 döndüler. Çanakkale 1 geldiler, gördüler, döndüler, bir iki olarak gidiyor. Kilit, Anadolu'nun Türkleşmeye başladığını anlattığı ilk romanı Kilit. Anahtar kapı şeklinde devam edecek. Bu atlı geçide gider. Dar ağaç. Üçüncü Murat dönemini sabırla anlatacak. Cevahir ile sağdığım buğday kamyonu. Gece vaktinde gün dönüm İstanbul'un fethi. Destan yaratılış ve türeyiş. Dedem Korkut'un kitabı Yunus Emre şekliyle geçecek. Arkadaşlar roman, konak, çatı, üçler, yediler, kırklar Osmanlı'nın kuruluşu. Ebem kuşağı, Düzmece Mustafa isyanı, Çanakkale bir geldiler, gördüler, döndüler. Kilit, anahtar, kapı. Bu atlı geçide gider. Dar ağacı, sabır, cevherle sağdığım buğday kamyonu. Gece vaktinde gün dönüm İstanbul'un fethi bak tarih kokuyor. Destan yaratılış ve türeyiş. Dedem Korkut'un kitabı Yunus Emre. O zaman arkadaşlar kesinlikle modernist, postmodernist yazarlar arasına dahil etmeyeceğiz. Buram buram tarihi ve buram buram milli kültürü bulacağımız bir şahıs. A. Ah, Destan da var. Halk hikayesi destandan geçti. Halk hikayesi arkadaşlar destandan halk hikayesi geçişteki Dedem Korkut da var. Yunus Emre de var halktan. Demek ki bu eserle karşımıza çıkar. Osmanlı'nın kuruluşunda konak, çatı, üçler, yediler, 40'larda var tarih. Düzmece Mustafa Edem kuşağında var. Çanakkale Savaşı, Çanakkale 1 geldiler, 2 gördüler, 3 döndüler. Anadolu'nun Türkleşmesi, kilit, anahtar, kapı. Gördük sabır, Murat dönemi bir sürü arkadaşlar. Buram buram, tarih kokan, milli kültür kokan eserler de bunlardır. Anlaştık. Demek ki arkadaşlar burada artık Cumhuriyet dönemi hikaye ve romanı noktalayalım. Ve Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosuna hadi sizinle beraber bir başlangıç yapalım ama diğer videoda görüşmek üzere.